atık döküldüğüne ilişkin 17 Temmuz tarihinde yapılan ihbar üzerine AFAD İl Müdürlüğümüz, İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Müdürlüğümüz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un talimatıyla bakanlığın denetim ekipleri de bölgeye intikal etti. Yapılan ilk çalışmalarda gerekli numuneler alındı ve bunlar muhteviyatın belirlenmesi için analize gönderildi. İlk tespitlerde sülfürik asit ve karışık yağlama yağları, şanzıman yağları gibi atık yağların döküldüğünü tespit ettik. Bir taraftan da olayın adli boyutu kapsamında döken şahısların tespitine yönelik çalışmalar tamamlandı ve bu atıkları döken iki araç sürücüsü tespit edildi. Biz çevremizi, toprağımızı, havamızı, suyumuzu kirletenlere hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz. Bu minvalde de bu dökümü yapan şahıslara şahıs başı 11 milyon lira ve atıkları yüklenen işletmeye de 16 milyon lira idari para cezası uyguladık. Aynı zamanda bu şahıslar ve işletme hakkında da çevrenin kasten kirletilmesi suçu ile ilgili olarak da Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Aynı zamanda işletmeyi de faaliyetten men ettik. Bulunduğumuz bölge dışında bu soruşturma kapsamında aynı şahısların Karata ilçesine de atık döktüklerini tespit ettik. Gördüğünüz gibi atıkları bir taraftan kaldırıyoruz ama temizleme çalışmaları bittikten sonra da bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir çevre laboratuvarı tarafından bölgeden toprak numuneleri alacağız. Ve yapılan temizlik çalışmasının yeterli olup olmadığını, ilave bir rehabilitasyon çalışması gerekip gerekmediğini tespit ettikten sonra gerekirse yeniden bir temizleme çalışması yapacağız. Biz çevrenin etkin bir şekilde korunması için denetimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz.